Serbest 8'den herkese selamlar. İş Yapar mı serisinde bu kez konumuz Daniel Amartey'in Beşiktaş ihtimali. Oldukça fazla bu söylenti çıkmaya başladı. Beşiktaş'a yakın kaynakların artık haberini yapmaya başladı bir isim Amartey. E, free bir oyuncu, bonservis elinde bir oyuncu ve Beşiktaş'ın halihazırda çok net bir sağ stoper ihtiyacı var. Tayyip Talha sağlıklıyken de bence vardı. Hani orada tam bir güvenlik sağlanması adına net bir sağ stoper ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. E, Tayyip de üstelik bir de sakatlandı ki hatta belki Necip dışında bir yerli stopere daha ihtiyacı var Beşiktaş'ın derinlik anlamında. Çünkü seni Avrupa'sı da var, ligi de var, kupası da var. Ama bir tane direkt 11'e yazabileceğiniz, direkt yazabileceğiniz sağ stopere ihtiyacı var e, Beşiktaş'ın. Daniel Marti bu isim olur mu olmaz mı bunu konuşacağız. Serbest 8'e abone değilseniz abone olmayı, videoda beğendiysek beğenmeyi unutmayın lütfen. E, evet Beşiktaş ligi 3. bitirdi. E, son Konyaspor maçını beraber kalarak 3. bitirdi. Ben de bundan sonra artık biraz daha transfer e, videolarına yoğunlaştım. Beşiktaş için maç videosu da yapmayı düşündüm ama hani Daniel Amert'e ihtimali daha sıcak diye, bu konu daha sıcak diye bunu yapmak istedim ben. Şöyle ki, e, çok umut verici bir şekilde Beşiktaş Ligi sonlandırdı. Elinde çok güçlü malzemeler var geleceği sezona taşınan. Bir kere teknik direktörü çok belli ve e, Şenol Güneş ve Beşiktaş ne zaman bir araya gelirse gelsin, mutlaka bir şeyler oluyor, çok pozitif şeyler çıkıyor. E bunu çok sık tekrar ediyorum. Yani dört buçuk sezon Beşiktaş'ta çalıştı. O buçuklu sezon dahil olmak üzere hepsinde bir şampiyonluk ihtimali oldu. İkisinde şampiyon oldu. Birisi, ikisini finale kadar getirdi. Ve bayağı umut dolu bir şekilde gelecek sezonu taşınıyor Beşiktaş. Gerson Fernandes eğer kalırsa ki ciddi teklifler olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir aşama kaydetti son dönemde. Çünkü en eksi olan tarafı hücuma yıkıldığı anda, driplikle hücuma topa taşıdığı anda final pası, final şutu anlamında eksikleri vardı baya baya son dönemde iyi bu konuda. Skora direkt katkı ver, veren bir oyuncu olmaya başladı. Zaten Abubakar çok formda. Ee, bir kenar forvet de alacaktır Beşiktaş bir driplingçi. Bence Gerson Fernandes'in tersine bir tane daha driplingçi 8 numara. E, hücuma kırılan e, bir 8 numara net ihtiyacı var. Ve bir de sağ stoper ihtiyacı var. Şimdi Daniel Amarte en başta bonservissiz bir oyuncu olmasıyla Beşiktaş'ın diğer bölgelerde elini rahatlatır diye düşünüyorum. Yani benim için bu önemli olan kısmı bu. Çünkü hakikaten bu ligde şampiyonluğa oynatan da şampiyon yapan da hücum gücü oluyor. Merkez, orta saha ve hücum tarafındaki kalite oluyor. Oralara net kalite koyduğunuz anda kendinizi bir anda şampiyonluk potasında şampiyon olurken görebiliyorsunuz. Beşiktaş'ın son şampiyonluğu da Abubakar ve Gezal transferiyle gerçekleşti. Yani stoperde Wellington oynadı ve iyi de gözüktü gözümüze ama şampiyon yapan Abubakar ve Gezal'di. Bu iki oyuncu şampiyon yaptı Beşiktaş'ı. O yüzden Beşiktaş zaten elinde iyi bir hücum kalitesi varken Gezali nasıl dönecek bilmiyoruz tabii ama Yani şu anda hücum kalitesiyle ligin sonlarına doğru fark yaratan bir takımken Bir de işte o bahsettiğim bir kenar forvet bölgesine net bir kalite 8 numara hücuma kırılan 8 numara servis 8 bölgesine net bir kalite eklemek için Bütçeyi buralara kaydıracaksa Bence stoper bölgesinde biraz daha Böyle e, açılmamak Çok bon servis vermeyeyim Hücuma ben daha çok yatırım yapayım demek mantıklı. O yüzden bu gözle bakıyorum ben biraz daha Amerti transferine. Çünkü bonservisiyle alınan bir oyuncu olsaydı yorumları farklı olabilirdi. Şimdi Amerti uzun süredir Leicester City'de, Premier League'de, Kopenhag'den Drey gitti. Uzun süredir de orada. Birçok bölgede oynayabiliyor burada. arada. Yani dörtlünün sağ bekinde de gördüm. En çok üçlü savunma sağ stoper bölgesinde gördüm. Dörtlü savunmanın sağ stoper bölgesinde gördüm. Altı numarada da gördüm. E, bayağı çeşitli bir şekilde oynayabilen bir oyuncu. Nerede ihtiyaç duyulursa görev verilebilen bir oyuncu. Biraz Necip Uysal'lık var onda da. Ama daha çok Amartya e kaliteli, biraz daha kaliteli bir Wellington benim gözümde. Şöyle ki e, biliyorsunuz Şenol Hoca stoperlerden şunu talep ediyor. Omar Kore transferinde de altını çizdiği nokta kaleden uzakta oynayabiliyor. Geri dönüşleri fena değil gibi bir açıklama yapmıştı. İki şey çok önemli Şenol Hoca için. Birisi evet kaleden uzakta savunma yapmayı sever Şenol Güneş. Topu önde kazanmayı ve rakip atağa kalkarken o yolu kısaltmayı tercih eder. Bu yüzden stoperlerinden kaleler uzakta oynarken belirli bir atletizm olmasını, geri dönüşlerin belirli bir hızda olmasını ister. E, Omar Corey bu yüzden hani sevmişti. E, Amartya'da da bu var. İnanılmaz uçurtma değil ama geri dönüşleri çabuk olan bir oyuncu. bir de mesela stoperlerde şöyle bir denge olabiliyor. Bir tanesi öne kırılan daha işin cengaverlik kısmını yapan Orta sahaya kadar çıkıp işte Wellington'un Şampiyonluk sezonunda yaptığı gibi Oralarda top kazanmaya çalışan Oyuncu oluyor. Diğeri de daha Sigorta gibi. Bir adım arkada. İşte Galatasaray'da bu sezon Nelson O sigortaydı. Abdülkerim öne kırılan O hamleleri yapan stoperdi ana e, Güneş ve birçok teknik adam da stoperlerini böyle bir dağılım yapmayı Severler. Beşiktaş'ta da işte Sayıs. Bence sayıs kalmalı bu arada Bunun altını çizeyim. Hani Amerti transferini Bile ilgilendiren bir durum bu Sayısız Sayıs Kore işin sigorta kısmında bir adım geride e, kademe alan stoper. Yanındaki stoperde biraz daha atletik, biraz daha çevikliğiyle ile öne doğru kırılan, topu önde kazanmaya çalışan, hava topuna çıkan oyuncu olmak durumunda. Amarte e, bu atletizmi var belirli bir seviyede. İnanılmaz bir atlet bir oyuncu değil ama belirli bir seviyede var. E, ve bu rolü üstüne bilen bir oyuncu. Aynı şekilde Şenol Güneş kalecisi dahil olmak üzere savunma oyuncularından bir ayak kalitesi bekler. Yani en azından garanti pasları atarken ayağının titrememesini bekler. Bu yüzden bence Mert'i hemen kaleye geçirdi bu arada. İçin kalecilik kısmı dışında Mert'i çok tutuyordu zaten milli takımda da hatırlarsanız. Yani kaleciden de top çıkarken Fabri'yi zaten çok seven, sevdiği bir kaleciydi. Kaleci dahil olmak için stoperleri de en azından garanti paslarda ayağı titremeyen oyuncular olmasını ister. Ama RT'de e de bu var hani aslında bir titrek gibi bir oyuncu gibi gözüküyor. Böyle baskı yediği zaman eyvah ne yapacağım şimdi gibi bir vücut hali oluşuyor ama çok hata yapmıyor. E, dediğim gibi 6 numara pozisyonunda sabit pozisyondan oynayabilen bir oyuncu. Belirli bir pas kalitesi var. Ama inanılmaz böyle işte topla çıktı, savunma arkasına top attığı tarzında değil. Garanti pasları verebiliyor. İşte 6 numarası kendisini gösterdiği zaman ona atıyor. 8 numarası gösterdiği zaman ona direkt toplar atıyor. E, bek kendisini gösterdiği zaman ona direkt toplar atabiliyor. Yani garanti pasları çok hata yaptığını görmedim ben Amartey'in. E, bir de şunu yapıyor. Önünde bir boşluk olduğu zaman topla çıkıyor nispeten. Stoperlerde bence en azından birinin böyle böyle özelliği olması artık zorunda. Yani rakip size çok baskı yapmıyorsa ya da bir boşluk bıraktıysa oraya böyle topla geçebiliyor olmanız lazım. Topla kat ediyor olmanız lazım. Amartey de bunu yapabiliyor. Savunma kısmında pozisyon alması fena değil. Zaten premellikte forma giyen bir oyuncu o tempoda o sürekli atakların geliştiği sürekli topun tempolu halde hareket ettiği bir ortamda bir stoperin pozisyon almasının zayıf olması mümkün değil. Yani hiç barındırmazlar. Amerti'nin de gerçekten pozisyon alması fena değil. Çok uzun bir oyuncu değil. 1.86 boyunda. E, ama sıçraması da fena değil. Hava toplarında çok üstün olduğu söylenemez. Ama e, 1.86 boyuna göre sıçramasının fena olmadığını söyleyebilirim. Bu, bu, yüzden de biraz aslında Wellington daha kaliteli Wellington benzetmesi yaptım. Hani o da çok uzun boylu bir oyuncu olmasına rağmen. Böyle doğru zamanda topu çıkmasıyla hava toplarını alabiliyordu iyi zamanlarında. Beşir şampiyon olduğu zamanlarda. Ama Marti tabii ki daha doğru pozisyon olan bir oyuncu Wellington'a göre. Hamreleri daha net ve belirgin. Çok böyle savruk hamreler yapan bir oyuncu değil. Ama hem fiziğiyle hem sertliğiyle böyle bölgesini dolu dolu dolduran bir stoper de değil. Tamamlayıcı bir stoper. Bu yüzden hani sayısının altını çizeyim. Sayıs kalacaksa Beşiktaş'ta sayıs Amartey idare edebilir ve bütçe iyi bir hücum yapısına kaydırılacaksa dediğim gibi artık Süper Lig'de özellikle hücum şampiyon yapıyor. Hücuma ciddi kalite eklemeleri yapacaksa Beşiktaş. Sayı Samart'e ikilisi bence Süper Lig seviyesi için gayet iyi bir ikili olabilir. E, sayıs gider Omar Kolek ve Amarte ile devam edelim denirse bence biraz seviye düşer hani güvenilirlik o ihtimali düşer diye düşünüyorum. Omar Kore hani çok kötü bir stoper değil tabii ki biliyorsunuz yani Böyle acayip bayıldığım bir stoper de değil ama kötü bir stoper de değil. Ama Amartya'yı tamamlayıcı, Omakore'yi de tamamlayıcı. Bir tane orada net, belirgin, arkanızı yaslanacağınız bir sayıs tarzı bir stoper olması gerekiyor. O yüzden Amartya'ya gelecekse sayıs ikili olması bence daha güvenilir olur diye düşünüyorum. Çünkü sayısın hakikaten fiziki caydırıcılığı da var. Pozisyon alma becerisi de çok iyi. Zaten Dünya Kupası'nda en iyi stoperlerden bir tanesiydi. Ee, Saiz gidecekse Omar Kor'un yanına bence daha net bir isim gelmesi gerekiyor. Ee, şunu da söyleyeyim. Evet bon bonservissiz bir şekilde burayı idare etmek mantıklı geliyor bana. Ama şu anda Yerimina da bon bonservissiz bir oyuncu. Everton'da oyuncu. Tabii ki Amartya'ya göre transferi daha zor bir oyuncudur. Takımı ligde tutan oyunculardan bir tanesi oldu. İyi performansı vardı. Mesela Amartya'nın performansı düşmüştü bu sezon. Hatta bir ara forma e, şansı bulamıyordu. Bu sezon bayağı düştü. E, takımı da küme düştü. Onun talipleri daha azdır. Amartya'yı transfer etmek daha kolaydır. Daha maliyetsizdir. Hani imza parası daha düşüktür. Maaşı daha düşük olacaktır. Mina'nın imza parası, maaşı daha yüksek olur muhtemelen ama bayağı o dolduracak bir oyuncu mesela. Yine bu tarzda hücuma katılan, işte e, rakibi önde sindiren, biziyle caydırıcı bir oyuncu ve çok daha yerini dolduran bir oyuncu her şeyiyle. Mesela Saiz Mina ikilisi daha acayip bir şey olur diye düşünüyorum. Hücum yani hücum duran toplarında da çok etkili olur Beşiktaş Mina'yı transfer ederse. Hani ikisi de bonservissiz ve ikisi de Premier Lig'den düşme ihtimali olan stoperler diye de söylüyorum. E ben Mina'yı tercih ederdim öyle bir ihtimal varsa ve Beşiktaş kovalıyorsa ya da menajerler önerdiyse. Ama Amartya'ya gelirse de Saiz'le e, fena bir ikili olmayabilirler, İdare ederler durumu. Tabii ki bütçe kaliteli hücum oyuncularını orta sahaya kaldıracaksa diye diyelim bu şekilde özetleyelim. E, transfer gelişmesi oldukça iş yapar mı serisine devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.